Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, PKK-YPG kaçırdıkları esirlerle beraber Afrin kırsalında bulunan ve Türkiye'nin desteklediği ve o bölgeyi koruduğu Suriye Milli Ordusu'nun hakimiyetinde olan bölgeyi tamamen ele geçirdi. Terör örgütü PKK'nın kurtarılmış bölgelerdeki şeytani planı deşifre oldu. TSK'nın Tel Rifat ve Manbij operasyonu hazırlıkları devam ederken terör örgütünün ajan devşirmek için kullandığı şeytani plan deşifre oldu. Casus programlarla telefonlardan özel görüntüleri ele geçiren teröristler kadınlara şantaj yapıyor. Suriye'de terörden arındırılmış bölgelerde özellikle kadınları hedef alarak belirleyen terör örgütü, telefonlara gönderdikleri sahte yardım linkleriyle kullanıcı bilgilerine ulaşıyor. Casus programlarla sızdırdıkları telefonlardan kadınların özel görüntülerini ele geçiren teröristler, daha sonra kurbanlarını bu görüntüleri ailelerine vermek ya da sosyal medyada paylaşmakla tehdit ediyor. Örgüt bu amaç için özellikle komutan, din adamı, yerel meclis üyesi, bölgede görevli hakim, savcı ve emniyet mensuplarının eşlerini seçiyor. Şu ana dek bölge genelinde 10'u aşkın kadın bu sebeple intihar etti ve yakınları tarafından infaz edildi. Suriyeli aktivist Abdülfettah Ömer, özellikle kadınların kurban olarak seçildiği bu olayların bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı da güttüğünü dikkat çekti ve PKK ile birlikte Suriye müharabatının da bu olayda aktif rol üstlendiğini vurguladı. Ömer, sistemin işleyişi çoğunlukla yardım, yurtdışı vatandaşlık veya cazip iş tekliflerini içeren linklerin Facebook, Telegram ya da WhatsApp programları üzerinden gönderilmesiyle başlıyor. Daha sonra bu kullanıcıların bütün içeriklerine ulaşılıyor ve ele geçirilen cihazla yeni kayıtlar da yapılıyor. Ardından şantaj süreci başlıyor. Bu kişilerden özel bilgiler isteniyor. Kurban seçiminde önce kilit isimler belirleniyor, daha sonra onların eşleri ya da kızlarına bu korsan linkler gönderiliyor. Hatta teröristlerin daha önceden sızdırdığı patlayıcıları eylem bölgesine götürüp bırakmaları dahi isteniyor ifadeleri kullanıldı.